Merhaba, benim adım Doktor Elif Ilgaz Aydınlar. Bu video serisinde Uluslararası Baş Ağrısı Derneği Trigeminal Nevralji konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Trigeminal Nevralji yılda 100 bin kişide yaklaşık 5 kişiyi etkileyen nadir bir yüz ağrısı rahatsızlığıdır. Yaygınlığı kadınlarda erkeklere göre neredeyse 2 kat daha fazladır ve genellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Trigeminal sinirin bir veya daha fazla bölümünün dağılımıyla sınırlı olan ve zararsız uyaranlarla bile tetiklenebilen, tekrarlayan, tek taraflı, kısa elektrik çarpması şeklindeki ağrılarla karakterizedir. Belirli bir neden olmaksızın gelişebilir veya teşhis edilmiş bir bozukluğun sonucu olarak meydana gelebilir. Et olarak etkilenen sinir bölümlerinin dağılımlarında orta derecede şiddette ve sürekli bir ağrı gelişebilir. Birkaç hastada ağrı başka bir bölüme yayılabilir ancak genellikle trigeminal dermatomlar içinde kalır. En sık olarak trigeminal sinirin ikinci bölümünü etkiler. Süre zamanla değişebilir, paroksizmler daha uzun süreli hale gelebilir. Hastaların azınlığı ağırlıklı olarak 2 dakikadan fazla süren ataklar bildirmektedirler. Çok şiddetli olduğunda ağrı genellikle etkilenen taraftaki yüz kaslarının kasılmasına neden olabilir. Ağrılı bir paroksizmin ardından genellikle ağrının tetiklenmediği bir refrakter dönem vardır. Paroksizmler arasında çoğu hasta şikayetsizdir. Hastaların az bir kısmında göz yaşarması ve veya aynı tarafta gözde kısırık gibi otonomik e, bulgular gelişebilir. Uluslararası baş ağrısı bozuklukları sınıflandırması 3 ana trigeminal nevraji tipini tanımlamaktadır. Klasik trigeminal nevrajde trigeminal sinirin nörovasküler sıkışması vardır ve bunun dışında belirgin bir neden yoktur. İkinci il trigeminal nevraji altta yatan bir hastalıktan kaynaklanır ve yaygın nedenleri tümörler ve multiple sklerozdur. Klinik muayene bu hastalığının önemli bir kısmında duysal değişiklikler gösterir ve beyin emarı altta yatan bir nedeni tespit etmek için tercih ettiğimiz bir inceleme yöntemidir. İdiopatik trigeminal nevralji de nörovasküler bası yoktur. Elektrofizyolojik testler ve beyin MR tetkiki normaldir. Trigeminal nevralji son derece şiddetlidir. Ağrı kişinin günlük işlevlerini bozarak ağrı şiddetiyle ilişkili sağlık durumunun azalmasına neden olur.